Merhaba arkadaşlar. Ben sakslarımı temizlemeye devam ediyorum. Daha bitmedi. Diplerine dökülen yapraklar maalesef bayağı çok. Biliyorsunuz graptoları hep tepelerinden çelikler aldım. Köklendirmek için çok uzamışlardı. Bonsai gibi olmuşlardı. Bunları da ziraidonlarda sürekli tut, işte üzerlerini kapat, yeni konumlarına, yerlerine koy derken muhakkak ki yaprak dökülmeleri falan oluyor. Dolayısıyla ben de hep tepe çelikleri aldım. Hem biraz kısaltmış oldum saplarını, hem uçlarından köklendirip yeniden saksıları aranjmanların arasına dikebilirim diye. Bakın böyle aralardan yaprak düşünce de, işte tepesi kırılınca da çok hoş olmuyor. Buradan muhtemelen ben çelik aldım. Tepe çeliğini almışım. Şu dibindeki fazla yaprakları da şöyle temizleyelim. Çünkü bunları temizlemezsek sürekli bunlar da bebek verir. Çok şey olur, sıkış tepiş olur. Aslında saksıyı bile değiştirebilsem, böyle toprağını yenileyebilsem çok iyi de bazılarına dokunmamaya karar verdim. Şurada bakın, bu da burada kırılmış. Kırılmış ve üstten havai kök yapmış. Bu da öyle. Bunu da alalım. Yine bir yere dikeriz. Bakın şuna bak. Yaprak diye aldığım hemen bebek vermiş. Onu da ne yapalım? Şöyle şuraya dikelim mi? Şu kökünden. Buradan tutunacaktır. Çok kuru topraklar. Hepsini tam anlamıyla aslında sulayamadım. Sulayamayınca da toprakta yumuşama olmuyor. Diktiklerimiz bile dikilmiyor toprağa. Biraz geçirgen bir toprak olunca taşlı. Bakın bu da kırılmış. Bu da hangisi bilemedim şu an. Şöyle bol bebekliler hepsi. Ay, yanlışlıkla bebeği de çıkardım orada. Şöyle temiz bir görüntü olması daha güzel olacak. Maalesef şöyle kuru yapraklar falan saksılarımızı hoş göstermiyor. Raptolar çok güzel renklendiler. Pembe pembe. Şöyle bu şekilde temizleyelim. Ay düştü. Vallahi düşürdüm. Düşürdüm, bahçeye düştü. Size gösterecektim. Çok güzel köklenmişti. Bol saçaklıydı. Şöyle. Cımbızımın da ucu delsin istemiyorum. Şöyle toplaması güzel oluyor cımbızla da. Şurada var. Bakın, donmuş donmuş bebekleri var hep. Şöyle saksılarımız temiz temiz görünsün istiyorum. Bir kasa pembe graptonun yapraklarından olur herhalde, çıkar. Daha çünkü toplayacağım o kadar çok saksı şey var ki, saksı dibinde yapraklar var ki. Bakın şunu birlikte dikmiştik. Bugün suyunu verdim. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Eminim büyüdüğünde de güzel olacak. Aralarında böyle pıtırcıklarla da böyle hot pink falan güzel olacak. Gördüğünüz gibi bu saksım da toparladı kendini. Bir canlılık geldi, bir dirilik geldi. Şöyle çiçekleri çok güzel springtime'ın. Ben bunları çok seviyorum. Normalde yaprak araları daha sık oluyor bunların ama bir süredir gölgede çok fazla güneşi alamadığı bir konumdaydı. Yeni yeni düzeliyor. Bu tarafı güneşi fazla almış, hem renklenmiş hem yaprak araları buradan daha sıkı. Yakın birbirine. Böyle. Bunu temizledim. Bir de arka balkonda var arkadaşlar. Orada da var bir tane saksı. O da yine pembe graptolardan. Bu pembe graptolar yazın arkadaşlar böyle duvar üzerlerine falan koyduğum zaman girişte çok güzel görsel oluyorlar.
Orada da çok güzel renkleniyorlar duvarın üzerinde aldığı güneşten dolayı. Şöyle böyle bırakacağım bunu. Buradan büyüsün. Şuraya bir tane biyeli diktim. Bir tanesini dondurdum kışın biliyorsunuz. Suyunu da vereyim. Susuz şu an. Hem sulamış olalım. Şöyle temizledikten sonra suyunu verirsek çok iyi olacak. Şöyle şifa olsun. Yağmur suyum hala bitmedi arkadaşlar. 2 gündür de hava bulutlu. Dört gözle yağmurun yağmasını bekliyoruz. Bunlar şöyle sadece bir teselli suyu aslında bunlara. Tadımlık. Tadımlık diyelim. Bu krasulamı da sökeceğim ama susuz su vereceğim. Bir sonraki toprağın kurumasını bekleyelim. Ondan sonra bunu da sökeceğim. Tekrar bunu da dikeceğim veyahut da toprak doldursam da olur. Arkası baya bir açılmış. Bunun yarısı maalesef çürüdü. Çürüm oldu. İşte yağmurun altında kaldılar. Soğuktan. Şöyle kana kana. Biliyorsunuz şu biyeli krasulalar, sedumlar bunlar çok seviyorlar suyu. Bu saksının suyunu da fazla suyunu da tolere etmiş oluyorlar. Böyle sulamış oldum. Burada şöyle bir saksım da vardı. Ona da su dökmüştüm videoyu açmadan önce. Bu orijinal tesbih çiçeği arkadaşlar. Çelikler aldım. Köklenmiş olan çelikleri böyle sulamaya başladım. Böyle burada yayılsın. Çoğalsın inşallah. Şu şekilde. Biliyorsunuz bunları da yine beraber dikmiştik. Kamp ateşi. Dibine pıtırcık koydum. Şurada bir tane Hot Spirit bebeği var. Bu da kristal olan Kubik Frost'un çok sevdiğim bir şey almış. Form almış. Gerçekten. Yani büyüdüğünde bildiğin bir üzeri ağaç gibi. Ağaç gibi bir görsel olacak. Böyle. Bu yarım kaldı. Baldilere kıyamadım gerçekten. Şu kısmına baksanıza kökler falan bayağı bir aslında alınmalı, temizlenmeli burada. Çok kök sarmış her tarafına. Saksının nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu sedumlar da sürekli dökülüyorlar çünkü hiç ellenmeye de gelmiyor. Belki şu kısmına dikimler yapabilirim. Bu tarafına dokunmam. Şuradaki o sedumun tepesini almıştım. Şöyle tepeyi almıştım. Şöyle şurada ağır bir gövde vardı. İnşallah iyi olurlar. Şimdi arkadaki yaprakları toplamaya gidelim. Evet arkadaşlar, arka taraftaki arka balkondaki bu saksımda gördüğünüz gibi o kadar yoğun çelikleri aldım. Budadım birçoğunu. Yeni yeni yavrular da çok güzel bir şekilde geliyorlar. Orada minicik bir stali gördüm. Bu pembeler, bakın şu pembeliklerin güzelliğine. Bunları alacağım hep. Tekrar dikeceğim. Bu renkler maalesef yazın sıcaklığıyla normal yeşile dönüyor. Ama bakar mısınız? Kırmızı geliyor. Pembe pembeler hepsi ya. Maşallah. Yavruları da o kadar tatlı geliyorlar. Bunların hiçbirini bu çürümüş. Çürüm olmuş. Şuradan aradan doğru bu şekilde atayım. Bir yandan da şu kuru yaprakları da temizleyeceğim. Aslında onları da alacağım da. Şu yaprak orada var yaprak. Baldilerin yaprakları bile o kadar kırmızı oldular artık. Bunları temizlemezsem sonra aralarında çürüme yapıp bakar mısınız? Çok tatlı olmuş. Köklenmiş.
Böyle alıyorum. Çürürler. Daha sonra da hastalık üretebilirler. Çürümelerden dolayı. Bakın ince ince şöyle baldelerin gelişine bakın. Şurada minnak bir tane bebiş. Köklenmiş. Ay nereye düştü? Bakın. Şöyle. Ah bir de odaklansa. Evet. Neyse. Sıkıntı yapıyor bu telefonlar böyle çekerken. Evet, şu şekilde de temizlemeleri yapmam lazım. Toprak bir havalansın. Şöyle kuru yaprakları alarak. Sonra şöyle şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle dırmalayacağım. Dırmık misali kabartacağım toprakları. Krasula. Nereye düşerse düşsün. Bu krasulalar hemen kökleniyor. Hemen tutunuyor. Şöyle. Bir anons var camiden. Bakalım. Ne ile ilgili? Yok. Arkası gelmedi. Bir test mi yaptılar acaba? Şöyle bunları hep bahçeye atıyorum arkadaşlar ben. Bu şekilde. Temizlemek iyi gelecek bunlara. Toprak çünkü nemli, sulamıştım. Onlar da yumuşadığı zaman onlar hastalık, çürüme, külleme, mantar gibi hastalıklar çıkar. Bu da bitkilerimizi sinsi sinsi bir anda çürüdüğünü görürüz. Kuş filesi olunca etrafta nereden atacağımı da bilemiyorum ha. Şöyle. Birazcık kabartacağım. Şu çıktı. Şunu şu etki verelim, değil mi? Şöyle biraz kabartalım. Şöyle kabartıp şöyle dikelim. Bu yok değil, kopma değil. Evet, şuralarda çok var. Bazen iş yaparken kameraya hakim olamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle kuş filesini gözlerinin arasından atmaya çalışıyorum. Çok böyle oynatmak, sağa sola dönmek istemiyorum elimde telefonla. Tamam. Buradan da bakın temizledik. Güzel oldu. Daha bir toprak havalanmış olacak arkadaşlar böyle. Yüzeydeki o kabuklar, kuruluklar hep toprağı hava almasına zaten engel oluyor bir nebze. Ve olsa bunları bir nebze de olsa temizlersek daha sağlıklı saksılarımız olur. Böyle bunlara dikkat edelim. Şöyle. Bazıları bu toprakları kurumuş yaprakları kompost olsun diye bırakabiliyorlar ama ben korkuyorum. Ben çok öyle bırakamıyorum ya. Kompost, evet, kompost yapıyoruz. Saksılarımın altında çoğunda da vardır. Bu şekilde yapmış olduk. Evet. Bu temiz. Evet, böyle tertemiz bir saksımız oldu arkadaşlar. Bunlar da böyle burada büyüsün. Bütün saksıları sökmeyeceğim. Yani bazıları kalsın içinde. Hepsini köklemeyeceğim. Bakalım, yani şimdilik niyetim yok. Ne kadar sukulent o kadar çok iş arkadaşlar. Bakın burada da var. Kaç tane yaprak. Böyle bunları hep
almamız lazım. Belki bu şeylerin dikimini de, bunları ben almıştım üretim için. Bunlar dökülme değil, fazlasından. Elimde. Ben arada böyle koparıyorum sağlıklı yaprakları. Yani gözümün önünde sanki hiç büyümüyorlar gibi geliyor. Her gün bakınca mı bilmiyorum. Ya da gerçekten büyümüyorlar. Havaların ısınmasını bekliyorlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın. Bu trialisi de böyle çiçek açacak. Çiçeğini merak ediyorum. Kendi rengi gibi sarılı yeşillidir herhalde. Böyle. Bakın bu da tepeleri böyle pembe pembe oluyor. Yeni yavru verirken. Bu tür de çok suyu seviyor arkadaşlar. Böyle köklenen yerlerinden çelikler almaya çalışıyorum. Çok sevdiğim, çok severek aldığım huyunu suyunu öğrenene kadar bir tane aldım, bir kayıp verdim bundan. Sonra tekrar aldım derken böyle işte oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.